Otobüs Çanakkale'den Ankara'ya gidiyordu. Çanakkale turu için öğrencileri Çanakkale'ye götürmüştü ve dönüş yolundaydı. Saatler 12.30'u gösterdiğinde bulunduğumuz bu noktaya geldi. Yani Bursa İnegöl yolunda şu anda bulunduğumuz noktada Ümit Alan rampasından aşağı doğru indi ve bulunduğumuz noktaya geldi. İlk incelemelere göre de otobüsün şoförü otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı ve ardından da yine orta refüjde sürüklendi ve şu anda da ekranlara yansıyan alana düştü. Evet, otobüsün içerisinde öğrenciler bulunuyordu. Otobüsün içerisinde yer alan iki öğrenci ve otobüsün şoförü yaşanan kazada hayatını kaybetti. Kazayla birlikte bölgeye çok sayıda acil arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi ve ardından da arama çalışmaları, burada kurtarma çalışmaları başladı öğrenciler için. Araç içerisinde, otobüs içerisinde yer alan öğrenciler otobüsün içerisinden çıkartıldı. Ancak iki öğrenci aracın içerisinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şu anda da ekranlara işte o otobüs geliyor. İki öğrenci hayatını kaybetti. Kazanın ardından Bursa Valisi Yakup Can Bolat bölgeye geldi. İncelemelerde bulundu ve açıklamalar yaptı. Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti açıklamasını yaptı. Otobüste 37 öğrenci, 3 öğretmen ve 6 da öğretmenlerin çocukları bulunuyordu. Yaralılar bölgeye en yakın hastanelere, yani Kestel ve İnegöl'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme yapmak üzere ben de bölgeye gidiyorum açıklaması Bursa Valisi Yakup Can Bolat'tan gelmişti ve bölgede açıklamalarını yaptı. Evet, işte kazayı yapan, şu anda otobüs ekranlara getiriyoruz. Maalesef aracın içerisinde iki öğrenci hayatını kaybetti ve otobüs şoförü de hayatını kaybetti. Yani yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza 12.30'da meydana geldi. Bulunduğumuz nokta, yani Bursa İnegöl yolunda kaza meydana geldi. Orta refüjde otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ilk olarak bariyerlere çarptı. Zaten yırtılan bariyerleri de görebiliyoruz. Bariyere çarpmasının ardından sürüklendi ve bu noktaya devrildi. Devrilmesiyle birlikte bölgeye ekipler sevk edildi. Arama çalışmaları yapıldı, kurtarma çalışmaları yapıldı. Maalesef otobüsün içerisinde yer alan 3 kişi hayatını kaybetti. Çalışmalar burada devam ediyor diyelim. Sözü tekrar Bursa'dan size bırakalım.